Merhaba arkadaşlar, Hisse Long'cu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin güncel analizini yaptıktan sonra yükseliş trendinde olan hisselerin tek tek analizlerini yapacağız. Biliyorsunuz birkaç haftadır yükseliş trendinde olan hisselerimizi hep beraber filtreliyoruz ve sonrasında da analizlerini yapıyoruz. Bu hafta yeni bir filtreleme yapmayacağım. Mevcut hisselerin analizlerini tek tek inceliyor olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Cuma günü Moody's Kredi Derecelendirme Kurumu Türkiye'nin kredi notunu B3'ten B1'e İki kademe birden yükseltti. Mevcutta zaten not yükselişi bekleniyordu arkadaşlar. Fakat iki kademe birden olması borsada iyi bir etki yaratacağını düşünüyorum. Şimdi öncesinde bu tip not yükselimlerinde açıklanmadan önce borsada belli bir yükseliş görüyorduk. Ve açıklandıktan sonra ilk gün böyle belli bir yükseliş, sonrasında da düşüşlerle kapanışlar görüyorduk arkadaşlar. Fakat şu anda farklı bir durum var. 2 puan birden arttırılmış oldu notumuz. Dolayısıyla borsada şu anda yükselişlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Fakat yine de temkinli olmakta fayda var. Pazartesi günü açılışta yüksekten bir gapli açılış meydana gelebilir. Fakat gün içerisinde tekrardan bir kar satışları meydana gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Biz hedefimizi aylar öncesinden Mayıs ayında koymuştuk. Endeksimizde 11.520 hedefimiz var arkadaşlar. Şu anda 11.520 hedefine doğru yükselişlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Bakalım ne kadarlık bir mesafe var şu an bulunduğumuz seviyeden hedef seviyemize doğru baktığımızda. %3.23'lük mesafe var. Önümüzdeki hafta bu hedefin gerçekleştiğini görebiliriz. Bu hedef yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni hedef fiyat çalışmaları yapacağız arkadaşlar. Şu anda endeksimiz yükseliş trendinde devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Elinde tutan arkadaşlara herhangi bir şey yapması gerekmiyor. 4 saatlik kapan hareketli ortalaması stop seviyesi olarak belirlenebilir. Şu anda 11.003 seviyesinde arkadaşlar. Kabaca 11.000 diyebiliriz. 11.000 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda 10.690, 10.700 bu seviyelere düşüşler görülebilir. Pazartesi günü şöyle bir en azından saat 3'e kadar falan böyle bir takip edilip eğer düşüşler gelmiyorsa, yükselişte devam ediyorsa ondan sonra yeni girişler için pozisyon kovalanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğimize geri dönelim ve yükseliş trendinde olan hisselerin tek tek analizini yapalım arkadaşlar. Geçen haftaki listemizin üzerinden geçeceğiz. Evet, Koç Holding'de başlıyoruz. Evet, Koç Holding'de günlük kapan hareketli ortalamasını aşmakta zorlandığımızı görüyoruz. 228.6 seviyesinde günlük kapan hareketli ortalaması. Hemen altında şurada 223 seviyesinde bir Fibonacci desteği var. Bu destekte aşağı yönlü kırılmış değil. Henüz elinde tutan arkadaşlar satış yapmayabilirler. Şu 223 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa o zaman stop olmakta fayda var. Tekrardan 228.6 günlük kapan hareketli ortalamasının üzerine atması durumunda ise bu sefer önümüzdeki dönemde Koç Holding hissesinde 270 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Garanti Bankası'na bakalım. Evet, Garanti Bankası'nda 132.9 seviyesinden dirençle karşılaştığımızı görüyoruz. Şu anda günlük kapan hareketli ortalaması 126.4 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece problem yok. Tekrardan 132.9 seviyesine doğru yükselişlerin devam etmesini bekleyebiliriz. 132.9 seviyesi de yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde hedef seviyemiz 171.7 seviyesi olacak arkadaşlar. Bakalım birlikte takip ediyor olacağız. Dediğim gibi 126.4 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de 108.9 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. İş Bankası'na bakalım. Evet, İş Bankası'nda da 16.64 seviyesindeki Fibonacci direncinin yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Şu anda önümüzdeki hedef seviyesi 18.74 seviyesi. Bu seviyeye doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. 18.74 seviyesi de yukarı yönlü kırılırsa 22.10 seviyesi hedef seviyemiz olacak. Şu anda 16.66 Fibonacci desteği stop seviyesi olarak belirlenebilir. Veyahut da günlük kapan hareketli ortalaması 16 seviyesinin de aşağı yönlü kırılması stop olmak için beklenebilir arkadaşlar. Akbank'a bakalım. Evet, Akbank'ta da Alfa Trend indikatörümüzün ala döndüğünü görüyoruz. Günlük kalkan hareketli ortalaması 60.59 seviyesinin üzerindeyiz. Güzel, bir problem yok. Önümüzdeki dönemde 74.40 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. 74.40 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 93.25 seviyesi hedef seviyemiz olacak arkadaşlar. Stop seviyesi olarak da 63.59 günlük kalkan hareketli ortalaması belirlenebilir. Bu kırılım gerçekleşirse 59 seviyelere doğru düşüşler görülebilir. Bir diğer sitemiz BİMAŞ. Evet, BİMAŞ sitesinde de 580 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Güzel. Şu anda 637 seviyesine doğru yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. 637 seviyesi de yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 728 seviyesi hedef fiyat seviyemiz olacak arkadaşlar. Stop seviyesi olarak ya 580 seviyesi veyahut da günlük kapan hareketli ortalaması 560 seviyesi belirlenebilir. 560 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 534 seviyesine düşüş bekleyebiliriz. Aselsan'a bakalım. Evet, Aselsan hissesinde de Alfa Trend indikatörümüz ala dönmüş. 9 Temmuz tarihinde şuradaki 63.50 seviyesindeki Fibonacci direncini de yukarı yönlü kırmış, fakat geçtiğimiz hafta bu seviyenin tekrar altına düştüğünü görüyoruz. 63.50 seviyesi tekrar yukarı yönlü kırılmazsa, aşağı doğru bir yönelim gerçekleşirse ilk etapta 61.10 günlük kapan hareketli ortalamasına doğru hareket bekleyebiliriz. 61.10 aşağı yönlü kırılırsa
stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 57.35 seviyesine düşüşler görülebilir. Moody's'ten gelen olumlu haberlerle birlikte önümüzdeki hafta 63.50 seviyesini ben tekrar yukarı yönlü kırabileceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda 66.35 seviyesine doğru yükselişler bekleyebiliriz arkadaşlar. Evet, Enkai'ye bakalım. Evet, Enkai hissesinde de 42.34 Fibonacci direncinin yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Şu anda hedef seviyemiz 45.40 seviyesi arkadaşlar. 45.40 seviyesi de önümüzdeki dönemde yukarı yönlü kırılırsa 50.35 seviyelerine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Şu an ilk destek seviyemiz 42.28 seviyesi. Buradan pozisyona girecek olan arkadaşlar 42.28 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop alabilirler. Veyahut da daha fazla risk alırım diyorsanız günlük kalkman hareketli ortalaması 40.47 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda şuradaki desteğin de 39.82 desteğin de aşağı yönde kırılacağını düşünüyorum. Ve 37.36 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Türkcell hissesine bakalım. Evet, Türkcell hissesinde de 106.3 Fibonacci direncinin yukarı yönde kırıldığını görüyoruz. Şu anda önümüzdeki dönem için Türkcell hissesinde hedef seviyemiz 130.5 seviyesi arkadaşlar. Bakın, regresyon trend kanalının da dip seviyelerinden destek aldığını görüyoruz. Perşembe ve Cuma günü kapanışlarıyla birlikte şöyle yakınlaştırdığımızda daha net gözüküyor. Şu an dediğim gibi önümüzdeki dönemde 130.5 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Şu an ilk destek seviyemiz 107 veya işte 106.3 seviyeleri diyebiliriz arkadaşlar. Stop seviyesi olarak ise günlük kalkman hareketli ortalaması 103.8 seviyesinin kırılması beklenebilir. Veyahut da 106.3 seviyesi de kırılıyorsa stop olunabilir arkadaşlar. Savol'a bakalım. Evet, Savol'da 109.9 seviyesinden dirençle karşılaşıldığını görüyoruz. Şu anda günlük kalkman hareketli ortalama 100.7 seviyesinde. Bu seviyeye kadar düşüşler gayet normal olur arkadaşlar. Fakat Moody's ile ilgili olumlu haberlerle tekrardan 109.9 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. 109.9 seviyesi önümüzdeki dönemde yukarı yönlü kırılırsa hedef seviyemiz 127.4 seviyesi olacak arkadaşlar. Günlük kalkman hareketli ortalaması 100.7 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda ilk etapta 95.75 seviyesine düşüşler bekleyebiliriz. Ereğli'ye bakalım. Evet, Ereğli'de 58.85 hedefimize doğru ilerliyoruz. Artık çok küçük bir mesafe kaldı. Pazartesi günü açılışıyla birlikte 58.85 seviyesine doğru yükselişini bekleyebiliriz. 58.85 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde hedef seviyemiz 71.60 seviyesi olur arkadaşlar Ereğli hissesinde. Stop seviyesi olarak ise 55.85 Fibonacci desteğini veyahut da günlük kalkman hareketli ortalaması olan 53.58 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasını bekleyebilirsiniz. Bu kırılım gerçekleşirse ilk etapta 51.15 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz arkadaşlar. Pegasus'a bakalım. Evet, Pegasus'ta da 263.25 seviyesine hedef vermiştik. O bölgeye yakın bir noktadan şöyle bakalım. 260 seviyesinden dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Şu anda destek seviyesi 237.3. Kaufman hareketli ortalaması aynı seviyede Fibonacci desteğinin de olduğunu görüyoruz. İlk etapta düşüş gelse bile ki Moody's haberinden sonra bunu beklemiyorum. Şu 237.3 seviyesinden destek alıp tekrar yönü yukarı çevirmesini bekleyebiliriz. 263.25 seviyesini tekrar deneyeceğini düşünüyorum. Bu sefer burayı kırarsa önümüzdeki dönem için 305.75 seviyesi hedef seviyemiz arkadaşlar. 237.3 günlük kaufman hareketli ortalaması aşağı yönde kırılırsa stop olmakta fayda var. Bu sefer de 217.5 seviyesine düşüşler görebiliriz. Oyak Çimento'ya bakalım. Evet, Oyak Çimento hissesinde 71.90 direncinin kırıldığını görüyoruz. Ve sonrasında yükselişin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Kısa video olarak da Oyak Çimento hissesinin videosunu çekmiştim. Şu anda önümüzdeki hedef seviyemiz 85.35 seviyesi. Stop seviyemiz ise 73.16 günlük kalkman hareketli ortalaması veyahut da şuradaki 71.70 Fibonacci desteği belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda 66.20 seviyesine düşüşler görebiliriz. Petkim'e bakalım. Evet, Petkim hissesinde de 23.88 Fibonacci direncinin yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Gayet güzel yükselişin devamını bekleyebiliriz. 26.06 seviyesi ilk etapta hedef seviyemiz arkadaşlar. Buraya doğru yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Şu anda yeni pozisyona girecek olan arkadaşlar 23.88 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Uzun süredir elinde tutan arkadaşlar ise günlük kalkman hareketli ortalaması 22.45 seviyesi aşağı yönlü kırıldığında stop olunabilir arkadaşlar. Böyle bir durumda 20.72 seviyelerine düşüşler görebiliriz. EKGO hissesine bakalım. Evet, EKGO hissesinde de vermiş olduğumuz 12.04 hedefine gelindiğini görüyoruz. 12.04 seviyesi üzerinde ilk gün kapanışını yapmış. Çok hafif üzerinde kapatmış arkadaşlar. Pazartesi günü de üzerinde bir kapanış yaparsa ve şu anki olumlu haber akışıyla bunun mümkün olabileceği gözüküyor. Önümüzdeki dönem için 13.33 seviyesi hedef fiyat seviyemiz arkadaşlar. EKGO hissesi için 13.33 seviyesi de yukarı yönde kırılırsa ilerleyen süreçte 15.45 seviyeleri de görülebilir. Şu an yeni giriş yapacak olan arkadaşlar 12 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa stop olabilirler.
Elinde tutan arkadaşlar, uzun süredir elinde tutan arkadaşlar ise şuradaki 11.03 Fibonacci desteği aşağı yönde kırılıyorsa stop olabilirler arkadaşlar. Böyle bir durumda 9.95 seviyesinde düşüşler görülebilir diyor ve videomuzun burada sonuna geliyoruz. Pazartesi akşamı saat 9'da her pazartesi olduğu gibi canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Canlı yayında istek isteklerinizi yorumluyor olacağım.